1926 doğum tarihim. 1926. Çünkü o zaman için devlet Osmanlı Devleti devralıyor gibi oluyor Osmanlı Devleti'ni. Yani bu devir bir nevi insanlığa ayrıca bir bilim yılı gibi. Yani insanlar şimdi hep bilimle yaşıyor. Nasıl diyeceğim şimdi? Yani insan hayatta bildiği şeylerle yaşamak istemiyor. Gereğine gitmek istiyor, izine gitmek istiyor. Yani bunlar ama iyi hüner. Mesela ben kahveye gitsem şimdi bak, kahvede soruya muhatap kalıyorum yani ben soruya. Yani nasıl diyeceğim, nasıl diyeceğim. Mesela şimdi bağcılık var burada. Bağcılığın nevilerini, nedenlerini, daha derinini, daha iyisini, daha güzelini, daha çoğunu kazanmak maksadıyla yani. İnsanlar bazısı hiç bir şeyden abartar değil. O daima hemen alelemi velelemeli, gülmeli, oynamalı gibi. Ama bilen de sormayla geçiriyor. Nasıl budanır, nasıl olur, nasıl gübre konur, nasıl şöyle olur, nasıl böyle olur. İnsanlar bunu bilemiyor, yapamıyor. Ben 1926 doğumluyum ben şimdi. Yeni tarihe göre 1926. Bu doğum ilkokulun Atatürk'ün ölümünden bak 1926 30 arası yani okul yok burada. Okul yok. İşte aklımın gücümün yettiği yere kadar sözde mesela. Askere gittik geldik ne yapacağız? Düşünüge. Yani bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapacağız? Yok, aygı delek yok. Neyle yapacaksın? Denizli'ye sözde ben çekiş kelpiden almaya gittim. Yok, çekiş kelpiden yok. Satılık. Ama burada köylü olaraktan Hüseyin Mehmet'e dibinci bilmez. O demircilik yapıyordu bak. Ona çekici kelpiden ona da ödürdüm. Bizzat onu kullandım. Yapacağım bir şey neden yapacaksın? Çamurdan, topraktan, şundan, bundan olmuyor işte. İlle çiviyle, şundan, bununla uğraşılıyor. Uğraştığımız çok oldu. O zaman için lastik ayakkabıları, benim bundan ayakkabılar oluyor. Onlarla yabana gidiyor, yabandan geliyor tabii. Ne yaparım? Ağaçtan bir şey yapmak isteyen ama başlangıcı ne olmalı, nasıl olmalı gibi düşünceler var kendimde. Bir türlü bu işi meydana getiremedim bir iki sene. Sonra bakkallan, çakkallan mesela getirdikleri eşyaları, sandıklara, mandıkları koymuşlar, getirmişler. Ben ondan getirdikleri kasalardan bir şeyler yapmak istiyorum. Yaptım da ne dikeyim? Ayna mesela, sandık. Bunlara geçtik. Yaptığım şeyler şimdi insan beğenirse götürsün, beğenmezse götürmesin. O fikir değil. Yani ben kendime göre çalışıyorum. Nasıl oldu da sen mesela şimdi bunu senin beğendiğin başkası nasıl beğenmez gibi. Ben beğeniyorum, o da beğenir. Beğensin. Neyse.
Ayna iyice kafama işlemiş. Askerde zaten mobilyacı vardı yazıhanenin anlacında. O birazcık o ders vermiş beni ve yani. O ders vermiş oluyor. Sandık, ayna sandık gibi çakıyoruz mesela, şimdi çaktık. 5 tane çaktım bu gürücün. Yani 46'nın 1946'nın 10. ayında asker teğris olduk. Asker olduk, teğris olduk. 3 sene askerliğim var. Yani yazıcı er olarak değiliz. Er çalışmış olduk. Buna çok vakalı, ümmalı, noktalı sözler ama yani biz değerlendiremiyoruz başka. İnsanlar şimdi o zaman için okur yazar yok. Beni mesela okur yazar bilerek bilmeyerek gibi 15 erin içinde ben yazıcı olaraktan Afyon'dan Şuğda, şu Sandıklı'ya şeysine, Şuğda gönderdi komutan. Orada soruyor tabii komutan, okur yazar yok, ben varım. Hatta komutan, bu Şuğut'taki komutan, ona gönderine darıldı marıldı bir şeyler oldu. Ya niye? Ne yapacağım ben bunları? Hiç içinde bir okur yazar yok. Okur yazar istiyoruz. Yazıcı istiyoruz, bekliyoruz. O da tabii güvenmesi de galiba zaman geçmiş oluyor. Sen bek, olur zamanla hepsi olur devam ediyor öyle de. Nitekim de oldu. Ben geri gelecektim. Afyon'a geri gelecektim. Yazıcı olaraktan. Yüzbaşı oradan kendine ayırmış gibi oldu. Hayır. Ben bu arkadaşı göndermeyeceğim. Şuhud'un komutanı. Bu arkadaşı burada göndermeyeceğim. Bunu yazıcı yapacağız buraya. Neziye olduk, yazıcı olduk Allah'a şükür. Üç sene böyle bir oda dairede kalmış olduk yani. Kaç yılında evlendin Selim amcacığım? Şimdi 49'da. 49'da evlendik yani. Nerede gördün Fatma teyzeyi? Yani burada biz... Şimdi bize göre zaten şimdi şöyle, yani evlenmeyi, o bulmayı yabanda değil, hep de dört duvarın arasında gibi. Yani öyle çalıştık yani biz, hep kendi hesabımıza, kendi şeyimizin, aklımızın, kumandamızın girdiğine göre, yani hiç yabandan öyle bir... 49'da geldim, 49'da hazırmış gibi oldu galiba bununla işte evlenmemiz. Ondan sonra da yani benim yapmadığım iş yok. El kirmen, çukuruk, dübek, bilmiyorum yani şimdi çok şeyler becerme gayesiyle
insanlara yani hep faydalı, hep faydalı gayeliyle, bak gayesiyle yani Allah'a şükür ben kendim öyleyle rahat buldum. Yani bak mesela sana ne lazım? Kapıya kilit çakacak. Ben çakarım. Dediğim zaman da sen de memnun kalıyorsun, ben de memnun kalıyorum bak. Şimdi ev mesela bir herhangi bir şey yapılıyor, yapılacak. Bunu kim yapacak? Yani aklı erenin biri yapsın. Aklı erenin biri yapsın. Ama doğru. İrmeyen de tatbika kalkışsın gibi. Yani şimdi Allah'ın izniyle bu yaşa kadar şimdi az ve çok her şeyde üstün sağlamış olduk. Yani ama zarar gördüm. Hayır. Hep kâr. Hep kâr bak. Hep kâr. Nasıl kâr? İnsanlara, şurada insanlara bir kilit çakma, bir süpürge bağlama tertibinden bunları yapmada, düzende, gomada bir fayda var. İnsanlara fayda olsun hesabından. Hep fayda, 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 fayda bu ana geldi. Hala da devam ediyor Allah izniyle. Yani şimdi işlediğim işi, gördüğüm düşünceleri illa benle beraber anlayacağımda kadar o iyiliği görmeli. Faydasını bulmalı. Şükür halime şimdi işte. Yani ailem de şunu diye şimdi bak. Biz hanım kızım şimdi evden tepten bak evden tepten hiç uğraşmamız yok. Hiç olmadık. Olmadık yani bak. Yani insanla birbirine bir tokat da vurmadı. Ne tokatı ya, tokat büyük şey. Bana göre büyük şey. Ben olmaz olmaz. Yapmadık Allah'a şükür bak mesela şimdi hakikaten şimdi o da sağ ben de sağım bak. Yani bizim yaptığımız işleri şimdi biz çok şeyler yaptık biz. Mesela erkek elbisesi, kadın elbisesi, ne bileyim bu zamanın geçeri elbiselerin cinsine göre hepsini yaptım ben. Terzilik de yaptım ben. Halbuki terzilikte çalıştım mı? Hayır. Çalışmadan. Göz bakan su akar diyen hesabı. Mesela onları bu Etrak köylülerden getirenlerdi bak. Hepsini memnun etmişindir bak. Dik dik kendirdik. Bu ayna sandık. Ailem de birlikte, ben de beraber. Aynayı döküm yapmak için döküm. Yani bize şimdi ayna dökmek basit bir şey değil. Bilim olacak yani. Mesela deneme çıralardan çam şeylerinden akmalandan camın tersini boyama gayesiyle görme gayesiyle denedim. Yani oldu da devamı gelmedi. Yani devamı dediğim şimdi devamlı olmadı. Yani birazcık sert halde bulunmadı yani. Öyle falan işte. Bu sanatını evlatlarından herhangi birine öğrettin mi? Yapan var mı? Şimdi yaptılar da yani esas zanaat meslek edinmedir. Mesela şimdi onlar evet meslek dediğim gibi şimdi oğlanlarından ha? Çocuklarından var mı? Kaç çocuğun var Selim amca? Şimdi hayatta iki tane. Bir kızımla üç oğlum
vardı. Yani biri büyük oğlum, Allah'a emanet. Hatta okudu, bitirdi. İzmir Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Manisa'ya tayin ettiler. Manisa'da uzun müddet kalamadı. Neredeydi? Çanakkale. Çanakkale'ye tayin oldu. Orada biz de gittik geldik gayrı tabii işte. Şimdi çocuklarım da dahil diyeceğim, bak şimdi çocuklarım da dahil. Yapılan işleri, bak yapılan işleri ne olursa olsun, Ahmet'i, Mehmet'i, Fatma'sı, Ayşe'si, hiç bu işlerden hiç gayrımlık yok. Yalnız yeter ki bir şey meydana getirelim yani. Bir hüner mi de meydana getirelim. Getirdik Allah'a şükür ki dilediğimiz gibi. Oradan sen Ahmet hazır mı? Tamam. Başla Fatma teyze. 17 yaşında evlendik. Kadınızın. Buraya geldik. Bizim kaynanamız yorgan dikiyor. Makine dikiyor. Bu dediği gibi biz çok dikiş diktik. Çok yorgan diktik. Oho, baş olmaz da. Biz de öğrendik. Biz de diktik. Yanlışlı dikmeye başladık. Örnekli. Gelen geliyor. Oğlumuz hasta oldu. Çanakkale'den geldi, Denizli hasta oldu. Kızımız da hasta oldu. Ben ona geri unuttum galiba onları. Dikmiyorsun. Neyse kadın kızım. Baş olmaz. Bizim işimiz bağcılık. Yaz geldi mi bizim işimiz bağcılık. Budamadan, filizden, yapraktan çok gider. Onları yaptık. Sergisini kaldırdık. Hatta benim oğlan Ekim'de öldü. Ekim'in kaçındaydı bilmiyorum ben, sonunda mıydı? Tarihini bilemiyorum. Kızım da 1,5 sene sonra, o da Mayıs'ta öldü. Şubat'ta öldü. Geçti şimdi. İşte böyle işler işte. Tamam. İşte mi? Hacı'ya gittiniz mi? Fatma teyzeciğim. Gittik. 9 günde vardık. Arabayla gittik. 9 günde vardık. Selim amcamla beraber. Beraber. Evet, tabii. Yukarı Seyit de var arkadaş. Zeyve de var arkadaş. Burada da çok da biz sonra kaydolmuşuz. Biz 2 kezdik burada. Burada çoğduk. 9-10 kişi vardı burada. Bizim arkadaşlar Zeyveli. Yukarı Seyitli. Şapçılarlıydı. Neyse kadın kızım. Bizim işimiz çok. Çok uzun gider. Bu kadarcık gider. Tamam mı?